Eylül ayı sonlarında yeni süper ender karakterimiz Gus oyuna eklenecek. Şu anda Supercell'in test hesabı üzerindeyim ve Gus karakterini görüyorsunuz ama Gus karakteriyle ilgili bazı çok enteresan şeyler var. Mesela arkasında eliyle yapmış olduğu işaret. Aynı zamanda Gus karakterinin hikayesi aslında bildiğinizden çok çok daha ürkütücü. Ve bu hikaye oyunun içerisinde bizimle paylaşıldı Supercell tarafından. Ama daha sonra bazı şeyler değiştirildi. Peki sizce neden değiştirilmiş olabilir? Bugün yeni süper ender karakter Gus'ın tüm ürkütücü hikayesini sizlerle paylaşacağım. Eğer bunun gibi karakter hikayelerini beğeniyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse yeni karakterlerin hikaye videolarını bu şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Yine kanala abone olup bildirimleri açarak ve marketten kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Gus karakterinin açıklamasına baktığımız zaman ekranda gördüğünüz gibi unutulup gitmiş bir Luna Park treninde takılan Gus balonlara bayılır. Balondan hayvanlar yapma konusundaki becerisi sayesinde hem oyalanır hem de yalnız kalmaz diyor ama aslında bu açıklama daha önce farklıydı. Oyunun içerisinde değiştirilen biraz önce gösterdiğim açıklamayı şimdi size göstereceğim ama ondan önce Star Park yatırımcı videosunun içerisindeki bu sahneyi görmeniz lazım. Yatırımcı videosunun tam 3. dakika 11. saniyesinde Colette'in olduğu bölümde yatırımcı buraya yaklaşıyor ve arkasında tam şurada gördüğünüz gibi bir tane çocuk var ve bu çocuk aslında Gus. Şimdi hem bu çocuğun neden Gus olduğunu göstereceğim hem de oyun içerisinde değişen açıklamasını ve Gus'ın hikayesini size anlatacağım ama ondan önce Yemek Sepeti'ne bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Yemek Sepeti'nde nereden sipariş vereceğinizi seçmeniz çok çok kolay. Bunun için hem önceki siparişlerinizi görebiliyorsunuz ve buradan istediğiniz bir siparişi çok kolay bir şekilde tekrarlayabiliyorsunuz. Yine alt tarafta mutfak filtresiyle istediğiniz herhangi bir yiyecek başlığını seçerek lokasyonunuza yakın restoranları listeleyebiliyorsunuz. Ve biraz aşağıya indiğiniz zaman da benim için önerilenler diye bir bölüm var arkadaşlar. Bu bölüm gerçekten çok kullanışlı. Daha önce vermiş olduğunuz siparişlere göre sizin için uygun restoranları listelediği bir bölüm de var ve bu bölüm içerisinden seçiminizi yapmanız gerçekten çok çok kolay oluyor. Yine de karar veremediyseniz hemen altında da popüler restoranlar diye bir bölüm var. Burada da yine diğer kullanıcıların çok fazla tercih ettiği ve lokasyonunuza yakın popüler restoranları da listeleyebiliyorsunuz. Siz de Yemek Sepeti'nden 7 gün 24 saat çok pratik bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Sipariş vermek isterseniz açıklama kısmının en üstünde Yemek Sepeti'nin bize özel sağladığı linke tıklayabilir ve saniyeler içerisinde siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyelim ve hemen videomuza dönelim. Yatırımcı videosunda buradaki çocuğun Gus olduğu size söyledim biraz önce ve şimdi neden Gus olduğunu da yine göstereceğim. Zaten gördüğünüz zaman muhtemelen evet bu Gus demişsinizdir ama bundan önce hemen birkaç saniye öncesinde çok enteresan bir sahne var arkadaşlar. Yatırımcının Barley'den burada içecek aldığı sahneden hemen sonra bakın şurada size göstereceğim. Tam o Gus'ın olduğu bölüme geçerken şurada göstereceğim. Evet orada eli yanıyor, elini bir başka elle değiştiriyor bu Barley. Ve arkadaşlar bakın burada bir çimenden böyle ileriye doğru sanki koşan, oradan kaçmaya çalışan birisi var gibi. Bu geçiş ekranı da aslında Gus'ı tanımlıyor. Birazdan neden olduğunu göstereceğim. Çünkü hikayesi gerçekten dediğim gibi çok ürkütücü. Arka tarafta duran karakterimiz Gus arkadaşlar. Öncelikle şu yukarıda bir tane elinde balon tutuyor. Hatta iki tane balon tutuyor. Ve oyuna geçtiğimiz zaman da şurada gördüğünüz gibi elinde normal bir tane balon var. Bu balon aslında normal saldırısını simgeliyor. Ve karakteri ilk seçtiğimiz zaman bir tane de sarı balon görüyoruz. Bu sarı balon da aslında Gus'ın süperini simgeliyor. Yani iki tane balon var ve buradaki balonlar biraz önce göstermiş olduğum yatırımcı videosundaki balonlar. Bunun dışında çok enteresan bir şey daha var arkadaşlar. Bakın yatırımcı videosundaki bu çocuğun sol bacağında gördüğünüz gibi muhtemelen bir yara olmuş, alçı alınmış bir şey olmuş. Yani sol bacağında bir problem olmuş ve ondan sonra da oraya böyle bir işte alçıya benzer orayı sabitlemek için acımasın diye muhtemelen bir şey eklemişler. Protez bacak diye de düşünebiliriz ama değil zannediyorum. Normal sadece işte dediğim gibi alçı gibi hani orası acımasın diye muhtemelen sakatlamış kendisini ve böyle bir şey takmışlar. Ve oyunun içerisinde Gus'ın sol bacağında gördüğünüz gibi bir yara bandı var arkadaşlar. Yani orada geçmişte yaşamış olduğu bir kazadan sonra önce biraz önce yatırımcı videosundaki gibi bir alçıya benzer bir şey takılıyor ve daha sonra da orada bir yara bandı var. Star Park yatırımcı videosu ve oyundaki Gus arasındaki benzerlikler tabii ki bu kadarla da kalmıyor arkadaşlar. Starpark.biz diye bir site var biliyorsunuz. Şu an ekranda gördüğünüz site bu Star Park yatırımcı videosu ile ilgili bir site. Ve bunun içerisinde bazı görseller var.
var. Bu görsellerin birçoğu da aslında bir anlam kazandı ama burada gördüğünüz gibi bir tane balon var. Ve bu balon kırmızı Star Park balonu olarak geçiyor. Ve bunun asla kullanılmadığı yazıyor arkadaşlar. Daha doğrusu asla kullanılmamıştı ta ki Gus oyuna eklenene kadar. Dediğim gibi Eylül ayı sonlarına doğru Gus karakteri eklenecek ama Gus'la birlikte artık bu balonda kullanılmaya başlanacak. Şimdi oynamak lazım. Ömer'in kanalında Gus'ın sesleri ve Türkçe anlamları videosundaki bazı sahneleri size göstereceğim çünkü hikayesiyle çok çok ilgili arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi "Am I a ghost?" yani ben bir hayalet miyim diyor Gus. Gus aslında canlı mı yoksa bir hayalet mi? Birazdan bunu öğreneceğiz. Yine bir başka sözünde "Why me?" yani neden ben diyor. Bir başka sözünde "I will haunt you" yani sana musallat olacağım gibi bir şey söylüyor. Ve genellikle "I will haunt you" cümlesini hayaletler kullanır arkadaşlar. Yani canlı olmayanlar. Yine seslerin içerisinde hayalet sesleri de duyuyoruz zaten çok fazlalıkla. Ve göstermek istediğim önemli sözlerinden bir tanesi de "I miss the ghost train" yani hayalet treni özledim. Peki hayalet tren acaba hangisi? Şimdi hem hayalet trene bakacağız hem de daha önce söylediğim gibi değişen bir açıklama var. Buna bakacağız ve Gus'ın hikayesini tamamlayacağız ama son bir söz daha var. "Really hope Spike is watching this" yani Spike umarım bunu izliyordur gibi bir şey söylüyor. Yani Spike'a da hayran ya da Spike'la bilmediğimiz başka bir bağlantısı var. Aynı Colette gibi bir hayranlığı da olabilir. İlk olarak isterseniz Gus'ın özlediği hayalet tren hangi tren, buna birlikte bakalım. Star Park yatırımcı videosunda bu treni hatırlarsanız arkadaşlar aslında çocukların eğlence trenine benzer bir tren ve içerisinde Leon ve Nita'nın oturduğunu görmüştük. Aslında Gus'ın bahsetmiş olduğu hayalet tren bu tren. Peki neden? Şimdi size hikayesini anlatmaya başlayacağım. Biraz önce Gus'ın normal şu anda oyundaki açıklamasına bakmıştık arkadaşlar. Unutulup gitmiş bir Luna Park treninde takılan Gus balonlara bayılır. Balondan hayvanlar yapma konusundaki becerisi sayesinde hem oyalanır hem de yalnız kalmaz gibi çok sıradan normal bir açıklaması var şu anda. Ama bu açıklama Brawl Talk'un içerisinde farklıydı ve çok ürkütücüydü. Şu anda ekranda Brawl Talk'un tam 4. dakika 13. saniyesinde Gus'ın açıklamasını görüyoruz arkadaşlar. Bu açıklamada ise şunlar söyleniyor. Gus balonları seviyor ve terk edilmiş bir trenle evine doğru yol alıyor. Efsanenin söylediğine göre bir gün köpek balonunu çok uzak bir yere kadar takip etti, orada kayboldu ve o günden beri de orada. Bu aslında Gus karakterinin köpek balonu dediği, biliyorsunuz ki süperi. Süperini attıktan sonra çok uzağa kadar kaçtığını ve onu kovalarken orada kaybolduğunu ve orada kaldığını söylüyor. Aslında hikayesi oldukça ürkütücüyken daha sonrasında değiştirildi ve şu anki açıklamadaki gibi çok daha sıradan bir hale getirildi. Belki de oyuncular için çok fazla ürkütücü olması istenmediği için açıklaması değiştirildi. Ben öyle olduğunu tahmin ediyorum en azından. Şimdi gelelim buradaki terk edilmiş tren ve Gus'ın kaybolduğu sahneyi size göstermeye. Biraz önce yatırımcı videosunun içerisinde size bir sahne göstermiştim arkadaşlar. Tam burada gördüğünüz gibi birisinin çimenlerin üzerinden koşarak bir yere doğru kaçtığını görüyorduk. Tabii ki Star Park videosu içerisinde buna hiçbir anlam verememiştik ama aslında burada koşarak kaçmaya çalışan karakterimiz Gus. Çünkü bu sahneden hemen sonra dediğim gibi arka tarafta Gus'ı görüyoruz. Yani hikaye aslında şöyle devam ediyor. Gus karakteri bir gün süperini atıyor, yani o köpek balonu atıyor ve çok uzağa kadar gidiyor. Çok uzağa gittiği yerse Star Park, yani burası. Daha sonra şuradaki ekranda gördüğümüz gibi koşarak Star Park'a varıyor ve Star Park'a vardığı zamanda gördüğünüz gibi balonlarını buluyor ve arka tarafta elinde tuttuğunu görüyoruz. Ve bir terk edilmiş trenle evine doğru yol aldığından bahsetmiştik ya Gus'ın. İşte o terk edilmiş tren de Star Park'ın içerisindeki bu tren. Çünkü ön tarafta gördüğünüz gibi Leon ve Nita var. Arka tarafta muhtemelen onların ailesi, belki de anne ve babası var arkadaşlar ve bu trenle aslında belki de Star Park'tan kurtulabileceklerini umarak zaten zihin kontrolünde olan bu karakterler bu trene biniyorlar ama daha sonra maalesef ailesi o trenden inmiyor, sadece kendileri geliyorlar ve kendileri geldiği zaman son derece duyarsız, yani sanki hiç üzülmemişler gibi. Star Park'ın içerisindeki bu karanlık tren aslında Gus'ın hikayesiyle de birebir bağlantılı. Gus bir hayalet mi yoksa canlı mı? Şu an için çok net olmasa da biraz önce Gus'ın sesleri ve Türkçe anlamlarındaki şu söz çok önemli. Am I a ghost? Why me? I will haunt you. Ben bir hayalet miyim ve sana musallat olacağım.
Yani muhtemelen Gaz karakteri süperini fırlatıp çok uzaklara, Star Park'ın içerisinde bir yerlere kadar attıktan sonra onu kovalarken başına gelen çok üzücü bir olay sonrasında belki de bir hayalete dönüştü. Yani belki de Gaz karakteri aslında yaşayan biri değil. Ve şu anda da tüm diğer karakterler gibi zihni kontrol altında ve Star Park'tan kurtulabilmek için Star Park'ın içerisindeki trenle evine yolculuk yapmak istiyor. Ama bu hikayesi oldukça ürkütücü gördüğünüz gibi ve bu yüzden de Brawl Stars oyunun içerisinde Gus'ın açıklamasını değiştirdi. Ama ben tabii ki de o eski açıklamasını sizin için buldum ve hikayesini de böylelikle ortaya çıkarmış olduk. Ve Gus'ın oyun içerisinde bir eli arkada ve arkasında eliyle bir işaret yapıyor. Bu işaretin anlamı aslında iyi şanslar anlamına geliyor. Yani karşısındaki rakibine iyi şanslar dilemek için yapıyor gibi düşünebiliriz. Ama işin biraz daha ürkütücü bir kısmı daha var. Bu işaret iyi şanslar anlamına geldiği gibi karşınızdaki rakibe ne olmasını istiyorsanız ya da karşınızdakine ne olmasını istiyorsanız o anda parmağınızı bu şekilde yapıp onu dileyebiliyorsunuz. Yani onun için iyi şanslar ya da iyilik dileyebileceğiniz gibi kötülük de dileyebiliyorsunuz. Ve Gus karakterinin başına gerçekten Star Park'a giderken bir şey geldiyse ve aslında şu anda canlı değilse o zaman yapmış olduğu bu işaretle karşısındaki rakiplerine de kötülük diliyor ve onlara musallat olacağının işaretini veriyor da olabilir. Dediğim gibi eğer yeni karakterlerin hikayelerini beğeniyorsanız ve devamını istiyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse yeni karakterlerle ilgili de bunun gibi hikaye videolarını sizlerle paylaşacağım. Üstelik bu hikayeler oyunun içerisinde bizimle paylaşılan resmi bilgilere dayanan hikayeler olacak. Ve kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. 400 bin aboneye doğru gidiyoruz. Çok az kaldı. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ve yeni sezonda da marketten kod bölümünü Onur yazarak yine bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.